Ben 1956 Eskişehir doğumluyum. İlk, orta, bu liseyi Eskişehir'de okudum. Üniversite ve askerlik hayatı için 6 yıl Ankara'da kaldım. Biz 12 Eylül öncesinde okuduğumuz için 2 gün okula gider, okullar kapanırdı. 3 gün atölyeye gelirdim. Babam bu işin kurucusu. 2 sene devlet demir yollarında, 25 senede şeker makinede ustabaşı olarak emekli oldum. Arkadaşları emekli ikramiyesini başka yatırımlar yaparken babam sanayi içerisinde bir 110 metrekarelik arsa alıp oraya ameliyeliğini, işçiliğini bizler kendimiz yaparaktan bir dükkan yaptık. Sonra işte dediğim gibi 12 Eylül döneminde üniversite okurken 2 gün okul kapalıyken, 2 gün okul açık, 3 gün okul kapalıyken ben atölyeye gelir çalışırdım. Ankara'da okudunuz, hangi bölümde okudunuz? Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu elektronik bölümünde okudum. Aslen öğretmenim. Ben burada çok arkadaşı eğittim, öğrettim ve bizim yetiştirdiğimiz arkadaşlar Eskişehir'deki büyük kurumlara, Hava İtman gibi, Tülomsaş gibi, Şeker Makine gibi, Alpavacılık gibi, Paşabahçe gibi yerlere, TEİ gibi yerlere transfer oldular. Biz burada bir okul gibiyiz. Peki Adnan Bey, hangi sektörde faaliyet gösteriyorsunuz şu an burada? Bizim asıl amacımız traktör ve iş makineleri emniyet, sürücü emniyet kabinleri üzerine. Sürücü emniyet kabinlerinin dışında daha sonra müşterilerden gelen talep üzerine yan sanayi olduk. Fason üretimi yapıyoruz. Final boyalı kabin dışında saç komponent dediğimiz bir iş makinesinin mazot deposu, hidrolik depo, motor kaputu gibi benzer ürünleri final boyalı, ambalajlı üretim bandına günlük sevk ediyoruz. Peki Adnan Bey, tabii iş hayatı aslında biraz çetrefilli, biraz zor bir hayat. Siz bu zamana kadar iş hayatınız boyunca zorluklarla karşılaştınız mı? Tabii ki çok zorluklarla karşılaştık. Çünkü Türkiye'de 10 yılda bir ekonomik darbe, 10 yılda da siyasi darbeler oldu. Bunlar hep birbirlerini tetikledi. Onun dışında yurt dışı faktörler de vardı. Biz bu krizlerden etkilenen firmalardanız. Biz 1996 yılında 200 kişilik kadroya ulaşmıştık. 3 vardiya çalışıyorduk. Bu hükümet krizleri, 6 ayda bir hükümetler devrildi. Yeni hükümet kuruldu. Ömrü kısa oldu. Bu dönemde biz çalıştığımız ana sanayiden iş beklentisi içerisindeydik. Ciddi iş beklentimiz vardı ve bu personeli biz çıkartmadık. Büyük firmaların yapmış olduğu gibi bu personeli bünyemizde koruyalım arzu ettik. Ama belli bir yere kadar dayanabildik, onun dışında dayanamadık ve arkasından zorluklara girdik. Firma zora girdi. Peki bu zorlukları aşmak çok zor oldu mu ya da bu zorlukları nasıl aştınız Adnan Bey? Gerçekten zor oldu. Hem finans açısından hem de personel açısından ciddi hasar gördük. Daha sonra büyük gayretler, büyük çabalar, büyük koşturmacalar ve büyük eziyetler neticesinde bugün çok şükür harcımız yok, borcumuz yok. İşimiz yoğun, bizi önüne aldı, koşturuyor, koşuyoruz. Bugünkü başarınızı neye borçlusunuz, neye bağlıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz bunu? Tecrübenin tanımı biliyorsunuz, hayatta gördüğünüz zararların bileşkesi diyerek de tanımlanır. Biz de bu zararlardan kendimize ders çıkartmaya çalıştık. Buralardan aldığımız dersler doğrultusunda emin adımlarla ayağımızı yorganımıza göre uzatarak çalışmaya gayret ettik. Zamanında küçüldük ve o küçülmelerle zorlukları aşmaya çalıştık. Kaç yıldır sanayicisiniz? Babam 1973 yılında şeker makine fabrikasından emekli oldu.
1974 yılında fiilen vergi mükellefi oldu. O günden bu yana devam ediyoruz. Siz peki kaç yıldır sanayicilik yapıyorsunuz aktif olarak? Ben üniversite hayatımın öncesinde çok küçük yaşta başladım. İşi mutfağında öğrendiniz siz aslında. Öyle evet, aynen. Babam şeker makinede çalışırken akşamları sonuçta bir işçi ailesi, geliri belli, ek gelir için evin bahçesinde konu komşuya demir doğrama yapardı. Daha emekli olmadan, konu komşuya emekli olmadan bu işleri yapardı. Ben de orada katkıda bulunuyordum ve işin içerisindeydim. Daha sonra işte 1974 yılında fiilen başladığında da üniversite hayatındaydık. Dediğim gibi iki gün okula gidiyorsak, üç gün kapalı kaldığında da işe geliyordum. O günden bugüne işin içerisindeyim. Sadece 6 yıl üniversite ve askerlik dışında buradayım. Peki Adnan Bey, Eskişehir sanayisini böyle gözlemlediğinizde, sonra uzun zamandır aslında sanayicisiniz. Eskişehir sanayisini nasıl görüyorsunuz? Sizce Eskişehir sanayisi nereden, nereye geldi sizce? Tabii Eskişehir sanayisi teknik eleman konusunda yetişmiş bir ortam. Buranın okulu zamanında hava ikmal, zamanında şeker fabrikası, zamanında demir yolları gibi devletin eleman yetiştirdiği, çok değerli elemanlar yetiştirdiği kurumlardan sonra oradan emekli olanlarla Eskişehir sanayisi kalkınmaya başladı. Fakat Eskişehir sanayisinin son zamandaki gelişmesi dışında önceki dönemde herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışan bir ortam vardı. Bu son zamanda değişti. Paylaşım ve ortak hareket noktasında bir fikir birliği oluşmaya başladı. Bu da Eskişehir sanayisine ciddi katkı sağlıyor. Peki Adnan Bey, sanayici olmak nasıl? Yani eskiden mi sanayici olmak daha zordu, şu an mı daha zor, yoksa her zaman mı zordu? Yani o sanayici olmak kısmına ilişkin neler söylersiniz? Zorlaşıyor mu? Onu ben sanayici olarak değerlendirmiyorum, üretici olarak değerlendiriyorum. Türkiye'de üretmek çok zor. İster tarlada bir şey üretin, ister yumurta üretin, ister süt üretin, ister sanayide bir şeyler üretin. Bu gerçekten çok zor. Onun için bu zorlukları her birim kendince bir takım formüller bularak aşmaya çalışıyor. Burada en büyük rol devlette. Devlet tarımı desteklerse, çiftçiyi desteklerse, üreticiyi desteklerse bunlar mutlaka bir yerlere, bir seviyelere ulaşır, hatta daha hızlı ulaşır. Ama insanlar hep kendi kaynaklarıyla veya işte banka kredileriyle bu işleri yapmaya çalıştıklarında ilerleme hızı düşük olur. Peki Adnan Bey, tabii siz babanızla beraber bu işe başlamışsınız, bu işin mutfağında öğrenmişsiniz çok küçük yaşlarda. Ama daha sonra babanızdan işi devralmışsınız. Peki şu an siz çocuklarınızla çalışıyor musunuz ya da gençlerle çalışıyor musunuz? Onu sorayım bir de. Şu an var mı böyle bir ortam burada? Biz üç kardeşiz. Benim büyüğüm Ayhan Bey, Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi, mühendis mi kendisi. Ben Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Elektronik Bölüm mezunuyum. Kardeşim makine mühendisi. Biz üçümüz bu işletmeyi devam ettiriyoruz. Ayhan Bey finans tarafında, ben üretim tarafında. Kardeşim Uğur Bey de planlama ve kalite boyutlarında ortak bir paylaşımımız var. Bununla yıllardır götürüyoruz. Nazar değmesin. Peki gençler peki var mı? Çocuklarınız böyle... Çocuklarımız maalesef bu işletmeye katılmayacaklar. Biz artık son noktalarımız, emekli olacağız. Ama bu işletmeyi de devam ettirecek birileri olsun arzusundayız. Peki efendim, aktif iş yaşamı dışında neler yapıyorsunuz? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Vallahi benim işkoliyim ben. Çocuklarım da öyle diyor. Eşime de aynı diyorlar. Biz işkoliyiz. Bizim mesaimiz sabah 7'de başlar.
Ben sabah 7-10 kala işin başındayımdır. Çıkış saatim belli değildir. Cumartesi, pazar buradayımdır. Onun dışında yürümeyi severim, yüzmeyi severim, müziği severim. Peki sizin bugüne kadar böyle yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? Ya da böyle bunu emekli olunca yapacağım dediğiniz bir şey var mı? Çok yoğun çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Anadolu Üniversitesi'nde koro şefi arkadaşım vardı. Beni yıllarca Türk Sanat Müziği Korosu'na davet etti. Ona zaman ayırıp gidemedim. Bu benim için de bir ufde olarak kaldı. Çünkü benim önceliğim işimdi. Hala da aynı önceliğim işim. Peki genç sanayicilere, genç girişimcilere, üreticilere neler tavsiye edersiniz tecrübeli bir sanayici olarak? Öncelikle işini sevecek. İşini sevecek, ekibini sevecek, ekibiyle güzel kaynaşacak, aile olacak, arkadaş olacak ve dediğim gibi işini severek, bilerek yapacak. Ama tabii şu andaki Z kuşağı, henüz gama gelmedi ama gama mıydı yeni gelecek kuşak Z'den sonra? Alfa kuşağı gelmeden önce Z kuşağına tavsiye, teknolojiyi iyi kullansınlar. Geçmiş Sanayi Odası Başkanımız Savaş Özaydemir'in söylemiş olduğu toplantılardaki söyleminden ele alacağım. Eskişehir'de metal sektöründe çalışan firmalara metal sektöründe bir malzeme, bir de katma değer katıyorsunuz. Bundan para kazanılmıyor. Ama buna teknoloji katarsanız, örneğin havacılık sektöründe, uzay sektöründe sattığınız zaman bu malzemeyi 1'e 10, 1'e 100 değerlerinde satabilirsiniz gibi bir önerisi oldu. Ben de gençlere bunu öneriyorum. Mutlaka teknoloji katmalılar ve katma değeri yüksek bir takım ürünler yapmalılar. Peki Adnan Bey, son olarak şunu sorayım. Tekrardan dünyaya gelseniz yeniden sanayici olmak ister misiniz? Tabii yani ben seviyorum işimi. İşimi seviyorum ve üretmeyi seviyorum. Ben gece rüyamda bile tasarım yaparım.